Aykırı Sorular saatindeyiz. Türkiye'nin gerçek sorularının sorulduğu, özgür cevaplarının alındığı, şeytanın avukatını mecburen yapıldığı, aslında mesleki gereklerden dolayı yapıldığı bir program. Saat 20.45 CNN Türk ekranlarında ve CNN Türk Radyo'da sizleyim. Ben Enver Aysel. Bugün yine her zaman olduğu gibi tartışmalı bir konuyu değerli bir konukla dile getireceğiz. İlginç çünkü içinde bugün Türkiye'nin içinden geçtiği sürece dair enteresan saptamalar var. Kitabın adı Paralel Kürdistan Kumpası. Bunun kumpas olduğunu iddia eden bir kitap. Ne söylüyor? Açılım sürecinde ortalığa saçılan bilgi ve belgelerle diyor. Diyen kim? Bartu Soral. Peki neden Bartu Soral bunu söylüyor? Sıradan bir isim mi? Yoksa toplumsal bir önemi de var mı? Sıradan bir araştırmacı mı? Nedir? Bir de kendisine soracağız az sonra ama benim elimdeki önemli bilgi şu. Bartu Soral, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Program Müdürü 2009'a kadar. Dolayısıyla elinde pek çok veri ve bilgi var. Onun üzerinden tartışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Şunu sormak istiyorum. Sizin bu kitapta yaptığınız tespitleri zamanında dile getirdiğinizden dolayı Birleşmiş Milletler içerisinde bir tartışma oluyor. İki, Türkiye'de bir takım çevreler sizi neredeyse ırkçılığa varan milliyetçilik suçlamasıyla itham ediyorlar. Çok açık soracağım. Sizin Kürtlere ve Kürt halkına karşılık kategorik bir tepkiniz var mı? Yoksa ilkesel bir duruşunuz mu söz konusu? Mümkün değil. Yani bizim yetiştirdiğimiz ailemiz, çevremiz, tahsilimiz, insanlığımız, yani böyle bir şey mümkün değil, söz konusu değil. Benim tepki koyduğum şey tam tersi. Kürt kökenli yurttaşlarımız bugün büyük bir beklenti içinde, hepimizde ne oluyor izliyoruz. Bir açılım sürecinden bahsediliyor. Çözüm sürecinden bahsediliyor. Diyorum ki ben bunu inceledim. Burada çözüme dair bir şey bulamadım. Peki, önce terminolojiden başlayalım. Siz Kürt kökenli demeyi yeğliyorsunuz. Evet. Oysa ki Türkiye'deki pek çok siyasal bilinci erişmiş yurttaşımız ben Kürdüm diyor. Kökenli falan değilim. Kürdüm diyor. Kürt olarak Türkiye'de yaşamak istiyorum diyor. Mesela terminolojik olarak bunun bir farkı var mı? Yani kökenli demeden bir insana Kürt demek bir başka, örneğin bir özellik, bir bağımsızlık arayışının simgesi midir? Yoksa bir alışkanlıktan dolayı mı söylediniz? Şöyle, o vatandaş kendisini nasıl hissediyor, nasıl söylüyor o bilir. Ben anayasal tanım olarak Kürt kökenli vatandaşlarımız diyorum ve başka bir noktadan bakmak istiyorum. Hangi nokta o? Şu nokta. Bugün sorun dediğimiz şey tartışılmıyor hiç. Bakın. Güneydoğu olarak mı? Anadolu bölgesinin sorun, bir numaralı sorunu feodalitedir. İki numaralı sorunu toprak ağalığıdır. Aşiretlerdir. Bugün çözüm konuşulurken bunlarla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaş fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür vatandaş mıdır? Bu feodal ağalık sistemi benze varken. Ben de tersten bir şey söyleyeyim. Söyle. Türkiye'nin batısında yaşayan insanlar için fikri hür, vicdanı hür diyebilir miyiz o zaman? Çünkü biz insanların ilimini, irfanını neye göre ölçeceğiz? Farklı sebeplerden dolayı benzer, yani batıdaki insanların aldığı eğitimi almamış olabilir. Yoksulluk çekmiş olabilir. Yıllarca kimliği, örneğin dili, ana dili bastırılmış, 12 Eylül zindanlarında işkence görmüş bu insanlara bu tepeden ve seçkinci bir bakış değil mi? Hayır, değil. Çünkü benim bahsettiğim şey, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sorunlar tartışılmıyor. Çözüm diye bir süreçten bahsediliyor. Oradaki yoksulluk, işsizlik, tekrar ediyorum feodalite, o feodal ağalık ilişkilerinin nasıl tasfiye edileceği konuşulmuyor. Peki bir sorunu kim tarif eder? Şöyle. Sorunun muhatabı tarif etmez mi? Sorunun muhatabı tarif edebilir, etmeyebilir. İlla sorunun muhatabı feodal ağalık düzeni içinde ezilen yoksul köylü, sorunun bu demedi diye biz bunun
sorun olduğunu tespit etmeyecek miyiz? Şöyle, yoksul köylü diyerek de biz acaba kategorik mi bakıyoruz? Mesela şöyle düşünemez miyiz? Yani bölgedeki insan belki de ekmek, su kadar önce kimlik sorununu hissediyor olamaz mı? Yani Kürt varlığının inkarı resmi devlet politikası olarak kartkurt denilir hallerden bugünlere geldik. Ve bu sürece baktığın zaman bu insanlar dışkı edildi, köyleri yakıldı, 12 Eylül zindanlarında işkence gördüler. Daha geçtiğimiz günlerde Gültan Kışanak köpek kulübesine kapatıldım dedi. Şimdi bütün bunlar ortadayken bir insan annesinin ağıtını bile ana dilde söyleyemez durumdayken bu insanlara ilmin yok, irfanın yok, yoksulsun demek tipik ve geleneksel devlet söylemi değil mi? Hayır, değil. Bu tipik ve geleneksel mi dersiniz bilmiyorum ama yurt dışında okumuş, kalkınma ekonomisi üzerine master yapmış, 5 tane kitap yazmış, birisi İngilizce, dünyada satılıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda bütün bunları bölgede de Diyarbakır'da, Siirt'te, Batman'da, dağ köylerinde araştırma yapmış biri olarak diyorum ki ben, Güneydoğu Anadolu'da sorun var ve sorun yoksulluktur, işsizliktir, tarım ve hayvancılığın bitmiş olmasıdır. Kürt sorunu yok yani. Bakın, ben Kürt sorunu yok demiyorum ki var ama ana sorun budur. Yani şunu söylüyorum, siz değil de çözüm olarak diyorsunuz ki Türk halkı, çözüm olarak diyoruz ki biz Öcalan, PKK terör örgütü lideri Öcalan serbest kalacak. Ya Öcalan bir siyasi figür değil mi? Bakın, Öcalan bir terör örgütünün lideri. Fark etmez, siyasi figür mü değil mi? Benim görüşüme göre Öcalan böyle bir sürecin muhatabı olamaz. Onu sormadım. Size diyorum ki siz Bartu Soral olarak okumuş yazmış birisiniz. Siyaseti biliyorsunuz iki tane yol vardır. Bir tanesi meşru siyaset, bir tanesi de gayrimeşru siyaset. Evet. Gayrimeşru siyasetin siyaset olmadığını söyleyemeyiz. Sadece hukuk dışına taşmıştır ama etkisi vardır. Diyelim ki Öcalan hareketi de hukuk dışına taşmış. Nihayetinde Öcalan yakalanmış ama bugün bir siyasi figür olarak ağzından çıkan her cümleyle bölgedeki milyonlarca insanı etkileyen insana siz terör örgütü deseniz de, hain deseniz de, bebek katil deseniz de bunun siyasi figür olma gerçekliği yani bilimsel açıdan ortadan kalkar mı? Önce bunu alıştırın. Şimdi Enver Bey, hipotezi kurarken siz Güneydoğu Anadolu bölgesindeki milyonlarca diye başladınız. Bir kere orası doğru değil. BDP yani PKK'nın siyasi uzantısı olan BDP Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etmiyor. Hepsini temsil etmiyor. Düzeltelim. Hepsini tabii. Yani %6 oy alıyor. Temsil etmiyor. %6 oy alıyor sadece. Tamam, hesaplayalım. Sadece. 70 milyon olduğunu varsaysak. Kaç milyon Kürdümüz var bilmiyoruz ki. Kaç milyon Kürt kökenli vatandaşımız var burada bilmiyoruz ki. Son seçimde aldığı oyu söyleyeyim. Buyurun. 1 milyon 400 bin net oy aldı. Tamam. Peki. Az mıdır? Hayır. Az değildir. Ama milyonlarca Kürt kökenli vatandaşları temsil ettiğini söylüyoruz. Diyorum ki 1,5 milyon diyelim. Ben de hepsini temsil etmiyor. Bir. İki, Öcalan'ın bir siyasi figür durumu elbette var. Etkileşim halinde. Yani BDP de siyaset yapıyor ama PKK ile iç içe geçmiş. Şimdi ben çözümden bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten çözüm süreci var mı yok mudan bahsedelim. Evet. Güneydoğu tamam. Anadolu bölgesinin sorunu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Güneydoğu'nun sorunlarını konuşmayalım. Çözüm süreci var mı onu konuşalım. Tamam. Güneydoğu'nun sorunlarını konuşuruz. Tamam. Da sorunları söylemeden çözüm nedir? Tartışamayız. Tabii hayır. Tamam, süreç üzerinden konuşalım. Önce tamam. Birinci şunu sormak buyurun. İstiyorum. Siz Türkiye'de bugün sandıktan çıkıp başbakan olmuş olsanız mesela Türkiye'de ve önünüzde bir risk bile olsa Öcalan'la görüşerek kanı durduracağınızı bilseniz Öcalan'ı muhatap alır mısınız, almaz mısınız? Bakın, siz bütün sorunu indirgediğiniz nokta Öcalan. Yani Öcalan'la görüşülmeli mi, muhatap alınmalı mı? Bakın, benim alınmalı mı? Önce oradan başlayalım. Türkiye'de eğer çözüme gerçekten ulaşmak istiyorsak, yani toplumsal bir barış, toplumsal bir uzlaşıyı sağlayacaksak Öcalan'la görüşemezsiniz. Çünkü Enver Bey, bu ülkede şehit aileleri de var.
Çünkü Enver Bey, bu bir nesnel gerçeklik. Bu ülkede gaziler de var ve onların aileleri de var. Unutuyor musunuz bunları? Yani onları yok mu sayıyoruz? Bu ülkede 30 yıldır terör olmadı mı? İnsanlar ölmedi mi? Ben mi saldırdım? Soruyu tersten... Terör örgütü saldırmadı mı? Diyorum ki ben, eğer gerçekten barışa ulaşalım ve eğer gerçekten kalkınmadan bahsediyorsak, insanların müreffeh olmasından, refaha ulaşmasından bahsediyorsak, o zaman oradaki, diyorum ki ben, esas sorunlar bunlar. Siz çözüm sürecinde böyle bir program duydunuz mu? Yani Türk halkı, Türkiye, biz diyoruz ki Güneydoğu'nun sorunları bunlardır, feodal ağalıktır, tasfiye edilecektir, aşiretler tasfiye edilecektir, tarımsal kalkınma sağlanacaktır, işsizlik var, çok basit şeyler var, hayvancılık, bakın. Bir dakika, peki. Sırayla gidelim. Peki, sırayla. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Türkiye'de çok kan döküldü. Ben Türk ve Kürt diye ayırmıyorum. Bu ülkenin evlatları öldü. Herhalde 40-50 bine yakın can gitti. Ve bunlar içerisinde şehitler, gaziler, bölge insanının anneleri, babaları, işte toplu mezarlara kadar 90'lı yıllarda başka facialarda büyük trajediler yaşandı. Ben Türkiye'de bir tek yurttaşımızın bile burnunun kanamamasını isterim. Fakat size şunu sormak isterim önce, sonra devam edelim. Bugüne kadar kan aktı diye bundan sonra da kan akması mı gerekiyor? Bir yerde durdurmamız gerekmiyor mu? Ve eğer burada örgütü bir şekilde silahsızlığa taşıyabilecek bir siyasi figür varsa, en azından biz şehit haberi almayacaksak, konuşarak, müzakere ederek, demokrasiyi geliştirerek bir şansımız varsa bunu denemek haklı ve meşru değil midir? Yoksa illaki askeri yöntemler mi? Askerler bile askeri yöntemler yetmez dedi artık. Bir, ben sizden farklılaştığım yer şu. Ben terör örgütüyle, terör yaratan PKK'yla Türk askerini bir asla tutmuyorum. Bir kere bu bir. Hangi bağlamda? Siz çünkü şunu söylediniz. Ben ayırt etmiyorum. Ben ayırt ediyorum. Yani ölen insanların, ölen insanların bak, farkı var mıdır? Şöyle. Terör örgütü saldırıyor. Asker vatanını korumak için şehit oluyor. Size bir soracağım. Şimdi bak, bunun devlet çok özür söylemiyle PKK, falan. Hayır, PKK'lı olarak ölen insanların kimliği Türkiye Cumhuriyeti kimliği, biliyorsunuz. Biliyorum. Yani bizim yurttaşlarımız ölüyor. Biliyorum. Onların da anneleri ağlıyor. Biliyorum. Onların da babaları acı çekiyor. Bir kısmının da abileri askere gidiyor. Kardeş kavgası dediğimiz şey yaşanıyor. Ben mi yaratıyorum? Ben bakın, yani, siz de ben de yaratmadım. Yani. Ben diyorum ki... Ben mi derken? Hiçbirimiz, yani siz, ben, bizi izleyenler de yaratmadı. Ben ne şehit ailelerinin aziz anısına zarar gelsin isterim, ne de anneleri yarıştırmak isterim. Cumartesi annelerin evlatları kayıp. Bunlar haftalarda dayak yiyorlar polisten. İnsanlarımız işkencelerden geçen Kürt çocuklarının, yani ailelerinden gördüklerinin hikayeleriyle isyan ediyorlar, öfkeleniyorlar. Şimdi bunlara karşı bir dil bulmamız lazım. Sadece feodalite, hayvancılık olgusu ve sorunu üzerinden bunu aşamayacak bir noktadayız. Çok kimlik haklısınız. Talepleri var. Çok haklısınız. O zaman bir şey yapalım. Yani bir barış dili olmalı değil evet, mi? Evet. Bir toplumsal evet. Uzlaşı, bir önce bir toplum konuşacak psikolojisini yönetmeliyiz değil mi? Evet. Her gün tehdit ediyorlar. Doğru değil mi? Nevruz bayramı dahil ya anlaşırsınız yahut da savaşırız. PKK, BDP, sözcüleri, İmralı her gün, haftada 3 gün Türkiye'yi tehdit ediyor. Ve BDP'nin, şimdi HDP'li oldular, milletvekilleri bir hafta Kandil'de, bir hafta İmralı'da. Bakın şu gerçeği söylüyorum ben. Barış süreci derken devamlı tehdit edemezsiniz. Böyle barış bu başka süreci bir eleştiri ama. Konuşulamaz. Bir dakika, bakın bu başka bir eleştiri. Belki işte şunu önerebiliriz. Söylediğiniz şeylerle bir iki hayır, işte yani hepsini anlatıyorum. Bu yaptığınız eleştiri daha akla yakın bir eleştiri. Mesela diyorsunuz ki ya barış konuşuyorsak niye tehdit ediyorsunuz? Bu konuşmayın demek değildir. Konuşalım, dili değiştirelim demek. Diyorum ki ben de. Evet. PKK'yla. Siz dediniz zaten bunu. PKK'yla barışı konuşamazsınız. Dediniz ki siz bir toplumsal uzlaşı bulsak, bir barış dili bulsak, hı hı, çok güzel. Diyorum ki ben de bir daha PKK ile barış dili bulamazsın. Çünkü şehit aileleri, gaziler, Türk toplumu, Türkiye'de 30 yıldır yaşayan insanlar bu travmayı unutmadı. Diyorum ki onun için. Kimle konuşulabilir? Bakın BDP'nin bölgede siyaset yapan aktörler,
BDP, AKP orada. CHP ile orada yok. MHP daha azlar. Bu siyasi yok aktörler mutlaka bir kendilerini terör örgütünden uzak tutmak zorundalar. Ben size bir, bakın somut bir soracağım. Somut. Siz uluslararası arenada da görev yaptığınız için biliyorsunuz. Evet. Diyorum ki bu olgu toplumsal bir gerçeklik. Hepimizin canı yandı bundan. Evet. Ve şunu soruyorum. Kim kimle konuşursa barış dili konuşulmuş olur. Örnek. Şunu önerebilirsiniz. Parlamento bu konuyu ele alsın dersiniz. Ve parlamentoda PKK'yı da temsil etme kabiliyeti olduğu için BDP ya da şimdi HDP milletvekilleri burada meşrudur dersiniz. Mesela bu bir değerlendirmedir. Ya da dersiniz ki hayır kardeşim böyle bir şey olmaz. Yani kimle kim konuşacak önce? Siyaset nerede konuşacak? Tamam. Diyorum ki ben de size. Siz BDP olarak bir hafta Kandil'de, bir hafta İmralı'da aradaki boşluklarla da Türkiye'yi tehdit ederken barış dili kullanılamaz. Onun için diyorum ki ben BDP siyasi parti kimliğiyle Güneydoğu Anadolu'nun sorunlarını meclis çatısı altında konuşmalıdır. Bunu Erdal İnönü denedi. Değil mi? CHP olarak. Hı hı. Kötü mü oldu? Şimdi şöyle, girişim doğruydu. O gün parlamentoda kalabilseydik. Ama şimdi bakın, siz orada ilk gün Güneydoğu Anadolu'nun sizin saydığınız ve benim saydığım ayrılıyor biraz. Siz kültürel haklardan, demokratik haklardan. Hayır, ben şimdi söyleyeceğim. Şey yaptınız. Ben de ekonomik ikisi bütündür. Meclise gelip Leyla Zana bu sorunları meclis çatısı altında tartışacağı yerde daha ilk gün ortam gerginken, gergin bir ortam, nesnel bir gerçek tamam, bu. Peki. Provokatörce bir laf. Kürtçe konuşuyor. Yemin etti. Ne oldu? Oradaki vatandaşlar, BDP'nin temsil ettiği Kürt kökenli vatandaşlar rahata erdi mi? Peki ben de size, tersten bir şey soracağım. Leyla Zana bugün aşağı yukarı Kürt halkı için en önemli liderlerden biri. Siz söylüyorsunuz. Şu anda ben söylüyorum. Şu anda da milletvekili ve eşinden dolayı da bir önemli bir efsanedir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O gün Türkiye'nin parlamentosundan seçilmiş milletvekilleri yaka paça dövülerek dışarı çıkarılmasaydı, o insanların bir kısmı zindanlara tıkılmasaydı, her şeye rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi tahammül edebilir durumda olsaydı ve evlatlarımız bugün evlerinde, şehit olan çocuklarımız analarının yamacında otursaydı daha iyi olmaz mıydı? Ve demokratik kültür bunu gerektirmez Leyla mi? Leyla Zana provokasyon yapmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Ben size diyorum ki milletvekilinin yani provokasyonu diye bir şey yok. Parlamentoya bakın, giren istediğini yapar. Bakın. Sizin oradaki parlamentoda yemin, istediğini yapar. Bakın, yemin anayasal bir zorunluluktur. Bugün Kürtçe meşru. Bakın, yemin anayasal bir tamam zorunluluktur. Türkçe yemin etmek mecburiyetindesin. Kaldı ki bence Leyla Hanım keşke o gün Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunlarını tartışsaydı. Sorunlarını meclise getirip orada çatır çatır deyimini kullanacağım. Çatır çatır sorsaydı biz niçin burada eksiğimiz Bartu var burada. O günleri hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii hatırlıyorum gayet. O günlerde bu insanların kapıda beklediler. Bekledikten sonra meclise girildi. Dokunulmazlık olan yere yaka paça alındılar ve zindanlara tıkıldılar bu insanlar. Evet. Ve bunun akabinde 90'lı yıllarda Kürt aydınlarına, 90'lı yıllarda Kürt iş adamlarına devlet eliyle örtülü ödenekten ödenen paralarla tuzaklar kuruldu. Yani aslında gençlerin daha sert, daha gerilimli ve daha ülkeye olan bağları zayıflasın diye her şey yapıldı. Ben de diyorum ki en kötü konuşma konuşmamaktan iyidir. Leyla Zana parlamentoda ne yaparsa yapsın siyaset karşındakini dinleme kabiliyeti gerektirir. Ne olurdu parlamentoda Leyla Zanalar kalsaydı da Ahmet Türk vesaire bugün de siyasi figürler dertlerini orada o ya da bu biçimde söyleselerdi. Yani ben şunu anlamıyorum. Uluslararası ölçüde baktığımız zaman hı hı, ana dil anne sütü gibi helal değil midir? Şimdi şöyle, insan elbette ki bir de şu 1980 ve buyurun mağduriyetlerden. Şimdi bakın şunu ben yani açıkça samimiyetle söyleyeyim. Devamlı bir mağdur edebiyatı var. Bir mağduriyet edebiyatı. 80'de kim için diyorsunuz bakın, bunu? 1980 ihtilali sol, sosyalist, komünist, ülkücü, sağ herkesi ezdi geçti.
Ne demek istiyorum? Hukuk tanınmadı, yargı tanınmadı, birçok infaz, idamlar, hapisler, yani Diyarbakır hapishanesinde ne olduysa Ziver Bey köşkünde de benzeri şeyler oldu. 12 Mart. O da oldu, o da oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar 80'de sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde kötülüklerle karşılaşmadı. Size bir şey söyleyeceğim. Her tarafta karşılaştı. Size bir şey söyleyeceğim. Bakın şöyle bir tablo bak, düşünün. Ya bunun üzerinden ama öyle konuşmaya değil. Gayret ama, etmek sonuç vermiyor. Ama, ve bakın ama bir şey daha söyleyeceğim size. Pardon devam edin de ben şu örneği vereyim. Ama sorun böyle değil. Sorun şöyle. Bir hayal edin lütfen. Tamam. Siz o ya da bu sebepten de Allah göstermesin. Bartu Soral olarak cezaevine düştünüz. Hı hı. Bir tane anacığınız var ve sizi ziyarete geliyor. Anneniz Türkçe bilmiyor. Anneniz sadece Kürtçe biliyor. Ve Kürtçe konuşmak yasak. Ve siz annenizle göz göze kalıyorsunuz ve annene diyorsun ki sakın konuşma. Ve bir kadının gözyaşları akıyor. Evet. Şimdi bir tutsağın anasını da tutsak etmek, bir tutsağın evladının karşısında bu duruma düşürmek, içerideki işkenceleri falan hiç saymıyorum. Bu büyük bir trajedi. Bunu şimdi herkese mağdur edebiyatınız, bu büyük bir travmadır, bellekte vardır. Bunu bu ülke yaptı. Ben buna travma değildir. Veya hayır yapmadılar demiyorum ki. Peki bunu aşmanın yolu olur. Var. Evet aşmanın benim de bu hakları tanımak... söylediğim o. Bakın diyorsunuz ki siz Türkiye birçok devleti yanlışa imza atmış mıdır? Evet atmıştır. 80 ihtilalinde olduğu gibi kart kurt dendiği gibi yapılmıştır bunlar. Ve bunun karşılığında belli mağduriyetler olmuştur doğrudur. Bunun haricinde bir de PKK terörü olmuştur. Peki bunlar oldu. Şimdi ne yapacağız? Ben de onu soruyorum. Ha? Kimle konuşacağız? Bakın diyorum ki ben de size. Siz bu akan kanın aktörünü barış sürecine koyarsanız bu BDP'nin karşısına Kenan Evren'i koymaya benzer. Anlatabiliyor muyum? O zaman da bu travmayı yaratan kişilik o çünkü. Travmayı yaratan örgüt PKK. Başka bir şey şunu daha söyleyeceğim size. İzninizle lütfen lütfen ihmal etmeyelim. Kalkınma diyorum hep ben. Yani siz bildiğim sosyalistsiniz ve siz mutlaka bu feodal ağalık sistemine cepheden karşı çıkan bir insansınız. İnsan olduğunuz için. Çünkü sizce de Güneydoğu'da feodalite en önemli sorun değil mi? Ben şöyle, aşiretler en önemli sorun değil mi? Ben şöyle bakıyorum meseleye ve size sormak istiyorum tabii. Çünkü bir gün siz bana soru sorarsınız ben de cevapları veririm ama yeri gelmişken söyleyeyim iki satır. Bir tanesi şu, birey olmak, toplumsal olarak kendini ifade edebilmek çok önemli bana göre. Doğru. Dolayısıyla tarikat, efendime söyleyeyim bir cemaat ilişkisi vesaire insanı eğer özgürlüklerinden alıkoyuyorsa kötüdür. Bu ağalık sistemi içerisinde geçerlidir. Fakat değişen dünya, iki kutuplu dünyanın da yıkılmasından sonra özellikle temel hak ve taleplerde öne çıkan başka olgular var. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz bir ekonomik kalkınma modeli yaratabilecek kimselerden birisiniz. Örneğin bölgeye dediğiniz türden yoksul halka toprak verilse, hayvancılık desteği verilse, küçük kredilerle kalkınma falan yapılsa ama o insanların temel hakkı olan örneğin ana dilde eğitim hakkı devlet tarafından tanınmasa sizce akan kan duracak mı? Ya da yerinden yönetim olgusu Türkiye'de tartışılmasa, bölge insanın kendini yönetme meselesi bir yola koyulmasa kalkacak mı? Yani eşit yurttaş olmayı nasıl sağlayacağız? Mesela soru şu, ana dilde eğitimden yana mısınız, karşı mısınız? Evet. Ben ana dilin öğrenilmesi, öğretilmesi, bununla ilgili her türlü ki kalmadı şu anda, yasağın kaldırılması, insanların ana dilini öğrenmesinden yanayım. Gelelim ana dilde eğitime. Esas sordunuz. Bakın, Güneydoğu Anadolu bölgemizde bugün, değil mi? Türk bayrağı yok. Türk bayrağı asamıyorsunuz. PKK, Başbakan Fethullah örgütünün kurduğu paralel yapıdan şikayet ediyor ama Güneydoğu Anadolu'daki paralel devletten PKK'dan hiç bahsetmiyor. Güneydoğu Anadolu'da bugün itibarıyla devlet yok. Siz evinizde Türk bayrağı asıyor musunuz? Bayramlarda asıyorum. Asıyorsunuz. Tabii. Yani ben sizi ölçmek için de biliyorum. Yok biliyorum canım. Bu bayrağı asmanızın bir nedeni var değil mi? Evet. Bir tanesi aidiyet duygusu. Evet. Değil mi? Tabii. İkincisi yurtseverlik
ve bu ülkede olmaktan mutlu olmak ve bütün hatıraya saygı duymak. Hı hı. Soruyu şöyle sormamız gerekmez mi? Acaba bölgedeki insanlara ne yapıldı da aidiyet duyguları kaybolmaya başladı? Çünkü insanlara silahla zorla bir şey yapılamayacağı gibi tam tersi de söz konusu değil. Yani devlet silahla bayrak astıramayacağı gibi PKK da dünyanın en güçlü örgütü de olsa asmak isteyen adama engel olamaz. Birine olur, birine olamaz. Bunu şunun için söylüyorum. Sizin de orada güvenlik güçleriniz var sonuçta ya da olmalı. Onu söylüyorum. Olmalı diyelim. Tamam, ama o zaman bu da başka bir zafiyet. Acaba tabii zafiyet bütün bunların ötesinde soruyorum. Bir insanın bayrağını asabilmesi için bir yere aidiyet duygusunun güçlenmesi gerekir. Doğru. Bakın ben şunu söylüyorum. Yaşı ileri olan Kürt yurttaşlar diyorlar ki bizimle konuşabilirsiniz. Bizden sonraki gelen Sayın Şerafettin Elçin'in lafıydı bu. Benimle Kürt sorununu çözebilirsin. Benden sonrakilerin duygu bağı zayıflıyor diyor. Şimdi bu sizce sosyolojik olarak üzerinde düşünülmesi gereken bir olgu değil mi? Mutlaka. Hatta peki, ben daha bir ileri gidiyorum. Buyur. Türklerin de Kürtlerle bağı zayıflamaya başlıyor. Tabii. Yani bu da ayrıca bir trajedi. Doğru. Bu da çok üzücü bir şey. Çok haklısınız. Bir etnik soğukluk oluşmaya başladı. Ve bu acı değil mi? Evet. Acı ve enteresan. Çünkü benim gözlemim şu. PKK terör örgütü insan öldürürken askerler şehit verirken ben şahsen sosyolog değilim ama böyle bir etnik soğukluk gözlemlemedim. Ama bugün bu açılım süreci denen süreçle birlikte devamlı tehdit, orada Türk bayrağı asamamak noktası ki burada devletin zaafı büyüktür. Bu bir etnik soğukluk yarattı ve bu korkarım ki Türkiye'yi iyi bir noktaya taşımaz. Peki onu söylemek istiyorum. Sizin Birleşmiş Milletler'de kavga çıkmasının sizin olayınızın özü nedir? Yani size karşı başlayan kampanya neden dolayı oldu? Siz hatta bunun bir kısmının iftira olduğunu söylediniz. Yok hayır ben iftira olduğunu hiç söylemedim. Peki olayı anlatın. Ben her şeyin belgelerini koydum. Tamam söyle. Diyarbakır Siirt Batman'da 37 milyon dolarlık bir fon geldi. Tarım Bakanlığı'yla Birleşmiş Milletler birlikte uygulayacak. Tarım Bakanlığı'ndan müsteşar seviyesinde bu projenin, Diyarbakır'da uygulanacak projenin başına bir ismin geçmesi istendi. Organize edecek mesela. Evet. Dedim ki ben de bu böyle istekli olmaz. İlan verilir, komisyon kurulur. Tarım Bakanlığı'ndan da daire başkanı olur. Komisyon değerlendirir, adayınız uygunsa alınır. Kime diyorsunuz bunu? Tarım Bakanlığı müsteşarına. Evet. Ya ama bakan istiyor. Siz Birleşmiş Milletler adına söylüyorsunuz. Evet, evet. Yok dedim bu şey. Baktım sonra bir iki yerden daha yani Birleşmiş Milletler içinden, Birleşmiş Milletler temsilcisinden de aynı isme istek var. Ben de şunu söyledim. Ya Birleşmiş Milletler de sizinle hemfikir değil. Değil. Yani bu aday. Dedim ki ben de tabii Birleşmiş Milletler'in işe alım sürecini iptal ederiz istiyorsanız. Yok dediler iptal edemeyiz. Tamam o zaman komisyonu kuracağız. Komisyon değerlendirecek. Komisyonda Birleşmiş Milletler İnsan Kaynakları Müdürü de olacak. Tarım Bakanlığı'ndan bir daire başkanı, bir şube müdürü de olacak. Yardımcım da olacak, bakılacak. Bak, bakıldı bu aday 7. sırada. İlk 4 kısa listeye kaldı. Bu aday 21 başvuruda 7. olmuş. Notlanıyor CV. Hayır özgeçmişler notlanıyor. Tecrübesine göre, eğitimine göre bu aday 7. oluyor. Aday bu sonuçlar henüz açıklanmadan cumartesi, pazar, pazartesi de tatilken salı günü bir mektupla Birleşmiş Milletler'e başvuruyor. Diyor ki ben Kürt olduğum için mağdur oldum. Kürt olduğum için beni bu göreve almadılar. Beni göreve almayan Bartu Soral itiraz ediyorum. Bu bir. İki, bu kişinin mektubundan bir süre sonra Soros Türkiye temsilciliği, George Soros, TESEV, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanlığı, Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Başkanlığı, 37 tane Diyarbakır'da ve İstanbul'da yerleşik sivil toplum örgütü, Etyen Mahçupyan, Kavala bir mektupla bu etnik ayrımcılığı, bu ırkçılığı protesto ediyoruz. Size ırkçı diyorlar. Dedim ki bir saniye. Bu göreve alınan arkadaşlar seçilen 4 kişi kısa listeye
alınan nerede oturuyor? Diyarbakır'da oturuyor efendim. Peki. Kökenlerini öğrenemeyiz. Ayıp. Nasıl öğreniriz? Bir türlü öğrensek. Bir arkadaşı bulduk, sorduk. Seçilen aday. Enver Bey, seçilen aday da Kürt kökenli. Kürt yani. Evet. Ve seçilmeyen ve beni almadınız, Kürt olduğum için almadınız diyen de Diyarbakır'dan onun arkadaşı. Şimdi bakın bu mağdur... Peki ne, buradan ne sonucu çıkartacağız? Bak, buradan çıkan sonuç şu. Bakın mağdur edebiyatını oynuyor bu. Öbür büyük büyük sivil toplum örgütleri de TESEV, Soros, Diyarbakır İnsan Hakları, Diyarbakır Baro Başkanlığı, hukuk. Bunlar hiçbir özgeçmişi görmüyor. Raporlar ellerinde yok. Bizde saklı çünkü. Birleşmiş Milletler'de. Hiçbiri yok ellerinde. Etnik ayrımcılık olmuştur. Bir dakika. Ya ne etnik ayrımcılık? Şöyle, birisinin beyanı esastır. Etnik ayrımcılık olduğunu söylüyorsa birileri tepki gösterebilir. Sonra düzeltmeleri gerekir. Bakın öyle olmaz. Bakın siz tepkiyi gösterirken diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler'de etnik ayrımcılık yapılmıştır. Nereden biliyorsun? Burada sorun rapor değil. Var mı? O kişinin neden istendiğini şimdi tartışmamız gerekiyor. Bakın istenen şöyle, neden istediğini Bakan Mehdi Eker'e veya Diyarbakır'daki sivil toplum örgütlerine sormak lazım. Çünkü 37 sivil toplum örgütü birden aynı isimle... Ki bu kadar büyük halk desteği ya da örgüt desteği almış birisi ciddi, bakın, bir oturup konuşmak istemez miydiniz? Enver Bey, işe alım sürecinde o zaman öbür adaylarda kendi sivil toplum örgütlerini toplasın, gelsin. Var mı öyle bir şey? Ya yani böyle şey olur mu? Süreçte Birleşmiş Milletler'in işe alım sürecinde kimin arkası sağlamsa o gelir işe diye bir madde var mı? Bilmem, hiçbir yok. Birleşmiş Milletler'de hiç istemedim. Ayrıca çok da haz ettiğim bir kurum değil. Neyse. Bartu Soral, Paralel Kürdistan Kumpası adlı kitabı konuşuyoruz. Ben Birleşmiş Milletler'den hiç iş istemediğimi tekrar söyleyeyim de burada. O yüzden süreci bilmiyorum. Ben Bartu Bey'e şunu soracağım. Peki sizi Birleşmiş Milletler'den ayıran mesele neydi? Bu ihalenin sonunda o acayip örgütlenmeler sizi kuyunuzu mu kazıp gönderdi? Demek ki Birleşmiş Milletler'de o kadar delikanlı mı değil mi sorusunun yanıtını burada bulacağız reklamlardan sonra. Sevgili seyirciler, Bartu Soral'la Paralel Kürdistan Kumpası kitabını konuşuyoruz. Burada bir uyanıklık yapmışlar. PKK çıkıyor. Paralel Kürdistan Kumpası. Ben o kadar zeki olmadığım için reklam arasında onlar söylediler. Evet, Birleşmiş Milletler size kelek mi attı? Ne oldu? Bir kazık mı yedik? Sonuçta siz işinizden olduğunuzu anladım. Hayır. Yani şudur. Sonradan Hürriyet'e yansıyan bir demeç var. Dönemin kim Birleşmiş demedi? Milletler temsilcisi demeç veriyor. Diyor ki Tarım Bakanı Mehdi Eker beni aradı. Niçin Bartu Soral gibi birisiyle çalışıyorsunuz diye sordu. Şimdi burada bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, hepimizin bakanı ve bir kişinin sadece adı değil bir de yani kimliğiyle ilgili, onun meziyetleriyle ilgili de bir eleştiride bulunuyor ve belli ki görevden alın diyor. Benim gördüğüm şu, buna da bu sivil toplum örgütleri eklenince BM'nin o günkü temsilcisi biraz da ürktü, korktu ve sözleşmeyi uzatmak istemedi. Ben de şunu söyleyeyim. Bir dakika, yani Birleşmiş Milletler'i dize getirdi bu örgütler. Tebrik etmeniz lazım. Birleşmiş Milletler, sivil toplum zaferi. Türkiye yönetiminin beceriksizliği de bir miktar. Şunu da söyleyeyim. Yani samimiyetle söylüyorum ama bunu. Yarın olsun bu, yine aynısını yaparım. Ben çünkü sadece komisyonlar işlesin. Kimin hakkıysa o gelsin dedim. Peki. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, aykırı soruları tamamlıyoruz. Her gün yeni bir konukla beraberiz. Bartu Soral'ı merak edenler Paralel Kürdistan Kumpası adlı kitabını okuyabilirler. Destek yayın evinden çıkmış. Bir kere okumadan insanlar hakkında fikrimiz olmaz. Bartu Bey'e biz kısıtlı zamanda soruları sorduk. Gelelim diğer meseleye. Bartu Bey bugün bir genelleme yaptı ve onunla ilgili sadece küçük bir değerlendirme yapmak durumundayım. Bölgede elbette ki Türk bayrağının dalgalanması gereken yerlerde hala azarda bayrak dalgalanıyordur herhalde. Siz orada daha sıradan sokakta dalgalanmıyor dediniz herhalde, değil mi? Yoksa devlet kurumlarında da dalgalanmadığını iddia etmediniz herhalde. Yani
spesifik bir bilgi verip şu devlet kurumunda var, şunda yok demek mümkün değil. Ama bütün belediyelerde, kamu kurumlarında, Türkçe'de bütün şeyler, isimler, makamlar, yönlendirmeler adeta bir ayrı devlet, bir yeni devlet kuruyoruz gibi bir ortam var orada. Onu bu birincisiydi söyleyeceklerimin. İkincisi, bu Aykırı Sanır'ı yaptığımdan beri çok keyifli vakit geçiriyorum. Örneğin Bartu Bey'e soru sorduğum zaman ne Kürtçülüğüm kaldı, ne PKK'lığım kaldı, ne bilmem ne kaldı. Ermeni teçhiriyle konuştuğum zaman Ermeniciliğim ortaya çıkıyor. Dönüyorum bir Kürt siyasetçiyle konuştuğum zaman vay seni kafatası ulusalcı diyorlar. Demek ki bu mesleğin de güzel ve cilveli tarafı o. Çünkü her akşam bu yüzden buluşuyoruz. Yarın akşam çok önemli bir ismi burada ağırlayacağız. Daha doğrusu Ankara'da ağırlayacağız. Sami Selçuk Bey tam da zamanında bizimle olacak. Sami Selçuk öylesine ilginç bir dönemde bizim konuğumuz olacak ki hem ertesi gün 1 Mayıs hem de Türkiye'de yargının en karmaşık ve kavgalı gününde olmuş olacağız. Şimdiden o program için de sizi davet ediyorum ve bize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.